Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi buraya şey atmıştık, macun. Şimdi burayı zımparalıyoruz, sağını solunu. Biraz sonra buraya arkadaşlar şey atacağız, astar yapacağız. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi buraya astarımızı atıyoruz. Alçımız kurudu. Fırçayla atacağız. Şu şekilde, düzgün bir şekilde. Arkadaşlar şimdi böyle bir kat atıyoruz. Bu kuruduğu zaman zımpara yapacağız. Tekrar bir kat daha atacağız arkadaşlar. Ondan sonra varsa pürüz, pürüzleri şey yapacağız. Tekrar bir böyle fırçayla bir şey daha atacağız. Ondan sonra devam. Boy boy atacağız. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Şimdi biz buraya dün astar atmıştık. Daha önceleri buradaki çürüğü yok edip zımparalayıp, çürük olan yeri zımparasını yapıp çelik macunu atmıştık. Tekrar çelik macunu zımparaladıktan sonra pürüzsüz bir şekilde zımparaladık ve ondan sonra şu boyayla eşit yaptık ve astarımızı atmıştık. Şimdi kurumuş burası. Bunu şimdi zımpara yapacağız arkadaşlar. Kendi imkanımızla yapıyoruz bunu. Hobi olarak. Sulu zımpara. Burası bayağı düzeldi. Tamam, şimdi bu tamam arkadaşlar. Burada bir el daha atacağız. Çünkü burada bir el daha atmadan olmaz. Şöyle yapalım. Şimdi anlaşılmıştır. Tekrar şuralara bir ince bir astır atacağız ondan sonra. Tekrar bizim para var. Kurumasını bekleteceğiz. Ondan sonra da boya yatıp bırakacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu bölgesini boyamıştık. Şimdi altı boyayacağız burayı.
Gördüğünüz gibi sıkıntısız işlemimiz tamamlandı. Bu spreyi de sürekli çalkalamak lazım. Çalkalamazsak şey yapar. Tamam, bu kadar. Süper. Buralara aldanmayın, burası kir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buralara baştan kirli macun atmıştık. En son zımpara yaptık. Daha zımpara olacak burası. Buraya zımpara yapacağız. Ondan sonra şuraya bant atıp, maske yapıp boyayacağız. Bakın buralarda yaptık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Buralar şimdi zımparalayacağım. Bak şuralarda eksik kalmış. Buralara da tekrar şey yapacağım. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın. Komple bu yağmurluk ne diyorlar bu? Oluk mu diyorlar? Gördüğünüz gibi komple buraya maskeleme yaptık. Şurada bir çatlak gibi bir şey vardı. Buraya yaptım arkadaşlar. Şuraya yaptık. Burayı gördüğünüz gibi burayı zımparaladım. Şöyle göstereyim. Bura bant. Bu bant. Şuraları zımparaladım. Gördüğünüz gibi eksik yerler var. Şuralar eksik. Şurada maskenin zımparanın yemediği yerler var. Buralar boşluk. Buralara tekrar zımpara çekeceğim. Bakın. Buralara atma var. İşte buralara tekrar o ilaçtan süreceğim arkadaşlar. Bir gün beklesin. Acelemiz yok. Tekrar buraya zımpara atacağız. Ondan sonra şurası var. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Buralara şimdi bir zımpara atacağım. Zımpara atılmadı. Ufaktan bir zımpara atacağız. Tekrar bir el daha atacağım şey. Buraya. Bir el daha bu maskelemeden atacağız. Ondan sonra boyama işlemini başlatacağız arkadaşlar. Şimdi bunun bir zımparasını yapalım. Zımpara yaptıktan sonra tekrar görüşürüz. Şimdi şuralara da atacağım arkadaşlar. Zımparasını yaptık buraların. Buralara da gördüğünüz gibi ufak tefek parça yerleri var. Buralarda o üründen süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı zımparalayacağız. Ben bunu şöyle yapayım. Kapatalım şunu şöyle. Şunu şöyle kapatayım ben. İçeri toz girmesin. Arkadaşlar burada daha önce şey etmiştim ben. Gördüğünüz gibi buraya ben daha önce macun atmıştım. Çelik macun. Zımparaladım. 2-3 defa. Eksik gelene tekrar macun attım. Tekrar zımparaladım. Gördüğünüz gibi. Bak şuralar. Aracımız genel olarak böyle. Şimdi de zımparasını yapıyoruz. Şimdi master attık. İşte gri astar. İşte bunu güzel zımparasını yaptıktan sonra arkadaşlar çukur kalan yerlere tekrar yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şurada da çukur olacak belli. Şu sağlam astar atılması lazım. Şey zımpara.
Ben şimdi bu zımparayı atayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Çünkü bu tekelli olmuyor. Arabayı güzelleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi güzel gibi şuraların zımparasını atayım şöyle. Buraları gördüğünüz gibi böyle komple şey atıldı. Buralar çürümesin diye. Buralar arabanın, gördüğünüz gibi şurası arabanın cam damarı şunlar. Bu aracın can damarı, buraları iyi bir astar atıp bir de iyi bir zımpara çekip boyanacak. Ben şimdi bunları boyayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Güzel zımparasını atacağız. Bekletiriz, boyarız. Tekrar bir astar daha çekeceğim. Kurumasını bekleyeceğim. Zımparalayacağım, en son boya. Evet kardeşim, şimdi burayı boyayacağız. Buranın kabortasını zımparaladık güzel gibine. Ondan sonra macun çektik. Macundan sonra zımparaladık macunu. Macunu zımparaladıktan sonra çelik macunu şey yaptık. Gri astar çektik. Gördüğünüz astarı. Sonra zımparaladık. Ondan sonra tekrar astar çektik. Ve en son gördüğünüz gibi boyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boyadan eser kalmadı şeyden. Astardan çıktı. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son aşamaya geldik. Çelik macununu çektik, astarını da çektik. Zımparasını da yaptık. Gördüğünüz gibi zımparası doldu. Şimdi boyama zamanı. Şimdi boyuyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Şöyle bir boşa sıkalım. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Uzaktan sıkıyoruz arkadaşlar. En az 30 santim, 30-35 santim uzaktan. Şunu şuraya geçelim. Birer kat attık, dağıtacağız. Şöyle tamamlayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Oldu. Ne yapalım? Bakalım.
Şöyle. Fena değil. Şu anda bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle uzaktan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız boyandı. Yani kendi aracımızı boyuyoruz arkadaşlar. Şimdilik bir sıkıntı yok. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.